Türkmenistan'ın kalbi, başkenti Aşkabat'tayız. Bu gördüğünüz devasa yapı 3 ayaklı bir kemer şeklinde ve 75 metre yüksekliğinde. Şehir, İnci şehir, mis gibi bir şehirdeyiz. Neredeyiz? Türkmenistan'ın kalbi, başkenti Aşkabat'tayız. Aslında Türkmen halkı buraya, başkente, aşıkların şehri diyor. Şöyle kısaca bir tarihçesine değinelim, ardından şehri gezmeye başlayacağız. Türkmenistan dünyadaki bağımsız 7 Türk devletinden biri. Aslında Sovyetler döneminde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat olarak ilan ediliyor 1924 yılında. 1948'e gelindiğinde burada büyük bir deprem meydana geliyor ve tüm şehir yıkılıyor. Ardından yeniden inşa süreci başlıyor. Tarihler 1991'i gösterdiğinde ise Türkmenistan artık bağımsızlığını ilan ediyor. Hazar Denizi'nin yanı başında %80'i kara kum çölüyle kaplı Türkmenistan, yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu coğrafyada yaşayan Türkmenler aslında Oğuz boyunun batıya göçü sırasında kurdukları Büyük Selçukluların yadigarı. Türkmenistan dünyada en büyük doğalgaz kaynaklarına sahip 5 ülkeden biri. Zengin yeraltı kaynakları da bir diğer özelliği. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türkmenistan'ın her köşesinde aslında geçmişin hikayeleri yankılanıyor. Aslında biz buraya ayak bastığımız andan itibaren şehrin düzeni ve temizliği dikkatimizi çekti. Türkiye'ye nazaran burada çok fazla insan göremiyoruz çünkü ülke nüfusu yaklaşık 7,5 milyon. Bunun da yaklaşık %15'i Aşkabat'ta yaşıyor. Her şey beyaz dedik. Arabalar beyaz, taksiler beyaz, otobüsler beyaz, trafik lambalarına kadar beyaz. İnsanın burada içi ferahlıyor desek abartmış olmayız. Büyüleyici mimarisi, göz alıcı yapıları ve köklü kültürel dokusuyla tarihi ve modern yapıların kusursuz birleşimi olan gecesi gündüzü ışıl ışıl Aşkabat. Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. 2001 yılında da bağımsızlık anıtı inşa edildi. 118 metre yüksekliğinde ve altın yaldızlarla süslenmiş. Etrafına da Türk tarihinin kahramanlarının heykelleri döşenmiş. Başkent Aşkabat'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Türkmenlerin Tagan adını verdiği 3 ayaklı ocaktan esinlenerek tasarlanan tarafsızlık anıtındayız. 1995 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Türkmenistan tarafsız ülke ilan ediliyor ve bunun ardından bunun anısına tarafsızlık anıtı inşa ediliyor. Bu gördüğünüz devasa yapı 3 ayaklı bir kemer şeklinde ve 75 metre yüksekliğinde. Türkmenistan'da şu üç şey çok önemli. Ahal teke atı, alabay köpeği ve Türkmen halısı. Şimdi başkent Aşkabat'taki Türkmen Milli Halı Müzesi'ndeyiz. Burada yüzyıllarca yıllık halılar sergileniyor. Geleneksel desenlerle ilmek ilmek dokunan halılar Türkmen kültüründe derin bir yer edinmiş. Öyle ki ekonominin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiş. Türkmen bayrağında dahi halı motifi yer alıyor. 1992 yılından bu yana her yıl Mayıs ayının son pazar günü ülkede halı bayramı kutlanıyor. Türkmenistan bölgesi Asr-ı Saadet devrinde İslamiyet'le tanışmış. Böylelikle hem Orta Asya'da fetih hareketlerinin karargah noktası hem de Türk İslam medeniyetinin büyüyerek yayıldığı bir bölge olmuş. 15. yüzyılda Anev şehrinde inşa edilen Seyit Cemalettin Camii, 1948 yılında meydana gelen büyük depremin ardından yıkılmış. Camiden geriye kalanlar ziyaretçilere açılmış. Kalıntılarda bile Orta Asya İslam mimarisini görmek mümkün.
Türkmenistan'ın Arkadağ şehrindeyiz. Burası aslında tüm dünyanın kabul ettiği bir başarı hikayesi. Türk dünyasının ilk akıllı şehri. Yaklaşık 2-3 yıllık kısa bir süre içerisinde inşa edilen 100 bine yakın kişinin önümüzdeki günlerde yaşamaya başlayacağı özel bir şehir. İçerisinde okuldan kütüphaneye, sirkten gösteri merkezine pek çok farklı birimden oluşan, konutların yer aldığı, devlet birimlerinin yer aldığı özel bir alandayız. Akıllı şehir bir başlangıç Türkmenistan için aslında. Geleceğe yönelik vizyonunu gösteren bir şehir. At, Türk dünyasında biliyorsunuz kutsal. Sirk konusunda ise Türkmenistan çok başarılı. Burası Türkmenistan'ın en yeni sirki. Bizim için özel bir gösteri yaptılar. Atların gösterilerinin ardından Annev şehrine doğru yola çıktık. Türksoy tarafından Annev kenti 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Biz de açılış törenine gidiyoruz. Hem öldürmeni yar ey memnun edeni, aklık demez heylir bedeni, ay kırk çillanım ey kavri bilin. Şimdi buram buram tarih kokan bir yerdeyiz. Milattan binlerce yıl önce kuruldu Annev şehri. Neolitik dönemden izler taşıyor. Orta Asya'da ilk yerleşik hayatın başladığı yer olarak kabul ediliyor. Öyle ki burada yapılan kazılarda buranın geçmişinin 5000 yıllık olduğu ortaya çıktı. Ve burada yapılan kazıların ardından çıkarılan tarihi eserler ise yine burada inşa edilen Akbuğday Müzesi'nde sergileniyor. Burada Türk uygarlığının tarihi var, kültürü var. Burada bizim babalarımızı yaşayıp ötken yerler, Oğuz Han'ı bilirsiniz, bu evet. Türklerini birleştirgen, şu ilk şu Türk dünyasını birleştirgen tarihi şahsiyet, onun toprağı da, onun da mekanı şu Annev şehri. Çok mutluyuz. Ata yurdunda, evimizde hissediyoruz kendimizi. Dünyada 300 milyona yaklaşan bir Türk dünyasıyla ata yurdumuzda geçmişimizden gelen bütün bu zenginlikleri görmek, yaşamak, hatta unuttuklarımızı tekrar burada hatırlamaya başlamak güzel bir duygu. Türksoy'un yapmış olduğu bu çalışmalar, her yıl bir şehrin kültür başkenti olarak ilan edilmesi ve burada etkinliklerin yapılması çok önemli bir tema olması açısından değerli bir şey. Şair Mahtum Kulu Firaki'nin doğumunun üzerinden tam 300 yıl geçti. Aslında tarihe baktığımızda her bölgenin yetiştirdiği büyük şairler var. Hiç şüphesiz Türkmen edebiyatının başlangıcı olarak Mahtum Kulu'nu söylemek yanlış olmaz. Türksoy tarafından bu yıl, yani 2024 yılı, Mahtum Kulu Firaki yılı ilan edildi. İşte bu vesileyle Uluslararası Medya Forumu düzenleniyor başkent Aşgabat'ta. Biz de Anadolu Ajansı olarak bu foruma katılacağız. Orta Asya'nın merkezinde yer alan Türk Cumhuriyeti Türkmenistan, tarihi dokusu ve yeni yüzüyle ilgi çekici bir ülke. Biz Türkmenistan seyahatimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi belki de sıra sizde.